Herkese günaydın arkadaşlar. Bu yanlış bence ya. Saat şu an daha yeni 8'e geliyor olması lazım. Saat 8'e geliyor. Kronometre bozulmuş sanırım. Bilmiyorum. Onu düzeltirim birazdan ben. Bugün yine denemeyle başlayacağım. Şimdi bugün bu denemeyi çözeceğim. Bu hafta yayın Deniz'in T-testi ve AYT'si var. Sabahları ben biraz uyukluyorum aslında ders çalışırken. Ama deneme çözerken odaklanmak zorunda olduğum için zaten uyuklayamıyorum. Bu nedenle sabahları deneme çözmeye çalışacağım. Yani bugün eğer başarılı olursa bu tezim. Bundan sonra denemeleri sabahları çözmeye çalışacağım. Herkese selam arkadaşlar. Denemeyi bitirdim. Böyle gerçekten kolay bir deneme gibi gelmedi çözerken. Hani bazen ben böyle çözerken hissediyorum, diyorum ki bu deneme kolay yani 90'ı geçerim, 100'e yaklaşmam lazım falan diye düşünüyorum mesela denemeyi çözerken. Bunu çözerken öyle hissetmedim. Biraz uyuklayarak çözdüm. O yüzden kendime biraz kızgınım ama birkaç gün boyunca böyle sabahları çözerek denememi buna alıştırmam gerekiyor kendimi. Çünkü günün başında denemeyi yaptığım zaman günün devamı kendime kalınca daha da motive hissediyorum. Bu yüzden sabahları çözmeye çalışacağım. Bakalım, umarım bunu oturtabilirim. 95-75 geldi denemem. Gayet iyi bence. Çünkü çok kolay olduğunu düşündüğüm bir deneme değildi. Fenimden ve sosyalimden gayet memnunum. Fende kimyam biraz kötü geldi. Çok daha iyi olabilirdi normalde. Kimyayı ben full yapıyorum neredeyse. Biyolojim full, fiziğim bir yanlış geldi. Kimyadan biraz 2-3 tane yanlışım olunca işte 15'e düştü netim. Yine de iyi bence. Türkçe matematiğim artık böyle ikişer üçer net daha fazla olmalı bence. Yani 35'in üstüne sabitlemeliyim. Türkçe 32,5, matematiğim de 32 geldi. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama sonuç olarak memnunum yani. Çok kolay olduğunu düşündüğüm bir deneme değildi dediğim gibi. Aynı denemeyi siz de girdiyseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Orta bir denemeydi bence. Şimdi ben kitap almaya çıkmam gerekiyor. Biraz da mola vermiş olmak istiyorum. Sonra hazırlanıp birlikte çıkarız zaten. Kitap var. Şimdi sizlerle bunları paylaşacağım. Bu alışverişim biraz daha böyle AYT sonlarında yapılacak şeylerle ilgili oldu. Bir tane TYT branş denemem var. Bir tane AYT kampım var. Bir tane AYT branş denemem var. Bir tane de konu denemem var. İlk olarak bu bilgisayar malın tam tekrar kamp setini aldım. İkinci almış olduğum şey bu deneme deposunun üçgenler konu denemeleri. Üçgenler gerçekten zor yani ve dörtgenlerle falan çok bağlantılı. Analitikle falan da çok bağlantılı. Yani aslında geometrinin geri kalan konularıyla aşırı bağlantılı üçgenler. Böyle konu konu ayrılmış şekilde değil. Yani karma bir şekilde bütün üçgen sorularını görebiliyorsunuz. Hani bazen mesela ikizkenar üçgense o soruyu biliyorsanız eğer ikizkenar üçgen olduğunu oradan çözmeniz gerektiğini bildiğiniz için daha kolay çözebiliyorsunuz. Yani soru bankalarında bu yanılgıya düşebiliyoruz. Denemelerde asıl o soru önümüze geldiğinde hangi konudan olduğunu bilmeden çözmemiz gerektiği için soru bankalarında bunu test edemiyoruz. Karma soru çok fazla olmadığından dolayı. Ama bunun içerisinde karma bir şekilde sorular. Bu yüzden bu yönden de bence faydalı. Bir tane de branş denemesi aldım. Bir tanesi ÇAP'ın bu AYT fen bilimleri denemesi. Ben ÇAP'ın geçen sene sadece fizik denemesini çözmüştüm. Yine ÇAP'ın AB denemeleriydi. Gerçekten bu denemeler çok güzel. Benim elimde AYT fen branş denemesi sanırım bir tane vardı. TYT fen de iki tane vardı. Ben karma bir şekilde çözmeyi daha çok seviyorum. Yani mesela o hafta 3 tane TYT fen branş denemesi yazdıysam üçünü farklı yayınlardan çözmeye çalışıyorum. Çünkü böyle bir yayının sorularına alıştığınızda artık devamında yine aynı yayınımdan devam ederseniz çözmeye verimsiz oluyor biraz. Yani mesela hafta boyunca full çapın denemesinden çözünce o bana biraz verimsiz gelmeye başlıyor. Ve bunun bir de TYT denemesini aldım. Almış olduğum kitaplar bu şekildeydi. Bence güzel bir alışveriş oldu. Üzerinden kullandıklarınız varsa yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz.
Herkese selam. Bugün sahurladığım bir video çekmek istedim. Çünkü bugün cuma günündeyiz ve ben bu hafta sonu video atmak istiyordum ama video çekemedim bir türlü. Ramazan falan derken benim düzenim bayağı bozuldu. Aslında gece çalışmayı pek verimli bulmuyorum kendim için. Ama geçen gün biraz çalıştım yani 3'e kadar falan. Dayanabilmiştim ve çalışmam da beklediğim kadar verimsiz olmamıştı. Şimdi eve gidiyorum. Kütüphaneden çıktım. Saat 2 falan. Apotemi'nin AYT denemesini çözdüm. Dün de TYT'sini çözmüştüm. Kamerayı tekrar açtığım zaman evde hepsini paylaşacağım sizlerle. Kaç net yaptım, nasıl geçti. Şimdi eve gidince biraz uyumayı düşünüyorum. Çünkü iftara kadar pek çalışamayacağım muhtemelen. Biraz halsiz hissediyorum kendimi. Herkese selam arkadaşlar. Saat şu anda 1:30 falan. Çalışmaya başladım ben. Arkadaşım iftara gitmiştim. O yüzden biraz geç gelebildim eve. Özdebir ve apotemi sonuçlarını paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi onları göstereceğim size. Özdebirim 93.25 geldi. AYT'si 57.25 geldi. Yani beklediğim kadar iyi değil ama yine de ortalama bir sonuç bence. Apoteminin TYT'si 84.25, AYT'si de 45.25 geldi. Beklediğimden baya kötü geldi ama apotemileri ben genelde biraz önyargılı çözüyorum. Zor bir yayın falan diye düşünerek. Yani yapmamaya çalıştım ama ister istemez oluyor ve oldu bu sınavı çözerken de. Analiz yaptıktan sonra kaldıracağım. Denemelere çok fazla takılmayı sevmiyorum artık ve istemiyorum. Gerçekten çok az bir zaman kaldı ve denemelere takılacak sürem yok bence. Bugün bunun AYT'sini, analizini yaptım. TYT'nin analizini zaten yapmıştım. Bu ikisinin analizini yapacağım. Ama biraz bunları kaldırmak istiyorum. Sanırım bunlara yarın bakacağım. Programı bayağı güzel dağıtmıştım ben aslında. Ama bitiremediğim şeyler oldu. O yüzden biraz geçen günlerde yapamadığım şeyleri halledeceğim. Selam arkadaşlar. Bugün sabah oldu. Yani ben gece çok fazla çalışamadım. Beklediğim kadar verimli olmadı. Bugün yaptıklarımı da bu videoya eklemek istedim. Yoksa çok kısa bir video olacaktı. Buradan 2 tane ya da 3 tane fen denemesi çözeceğim. Birer tane Türkçe matematik denemesi çözeceğim. Kepleri bitirmiştim konu olarak. Buradan sorularını çözeceğim. Bir de fotosentez, kemosentezle ilgili konu çalışması yapacağım. Vaktim olursa onunla ilgili de soru çözeceğim. Bugün yapmak istediklerim bu şekilde. O zaman şimdi ben çalışmaya başlıyorum. Without a screen cutting through.